Merhaba sevgili izleyenler, teferruattan hepinize saygılar, selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bakın nasılsınız, iyi misiniz diye sorarken gerçekten nasıl olduğunuzu merak ettiğim için soruyorum. Tabii ki tek tek herkesin nasıl olduğunu not alıp sonra ertesi gün bunu kontrol etme şansım yok. Ama biri size nasılsın, iyi misin diye sorduğunda bir durun ve gerçekten nasıl olduğunuzu, iyi olup olmadığınızı bir yoklayın. Çünkü hepimizin böyle bir terapiye ihtiyacımız var kendi kendimizi bir yoklayalım. Ve sonrasında en yakınımızda bulunan insanları, ailemizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı böyle yoklayarak devam edelim. Zor zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten bir yerlerde çok samimi olduğumuz dostumuz, arkadaşımız, bir yakınımız maddi olarak ya da manevi olarak çok zor durumda olabilir. Bizim haberimiz bile olmayabilir. Belki bir selam, bir hal hatır sorma, ne bileyim oturup bir muhabbet etme, karşılıklı bir çay içme filan onu bulunduğu durumdan kurtaracaktır. O yüzden Böyle zor zamanlarda, dar zamanlarda selamı sabahı eksik etmeyelim. Bugün yayına hazırlanırken, haberleri gözden geçirirken bir şey fark ettim. Aslında bunu ilk kez fark etmedim de bunun üzerine çok düşünmediğimi fark ettim aslında. Şu yanımda görmüş olduğunuz fotoğrafa şöyle dikkatlice bir bakın sevgili izleyenler. Biz sürekli AKP'nin, Erdoğan'ın, saray rejiminin ve onların trollerinin yani troll deyince ta baş danışmanlardan tutun bakanlar milletvekilleri falan hepsi dahil oluyor. Öyle geniş bir küme ki bu troll kümesi. Onların bu kıvırmaları, tükürdüğünü yalamaları, dün kötü dediklerine bugün iyi demeleri, dün kardeşim dediğine bugün terörist demeleri. Yani o kadar çok örnek verebiliriz ki. Gerçekten saatlerce konuşabiliriz. Biz bunun üzerine çok konuşuyoruz. Bunu fark ettim. Onların umrunda bile değil. Ya bugüne kadar gerçekten tükürdüğünü yaladığı için bir yalanı ortaya çıktığı için, bir iftirası ortaya çıktığı için, dün A dediğine bugün B dediği için. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörü ilan edip sonra dün Ankara'da en üst düzey devlet töreniyle karşılamaları, samimi pozlar vermeleri, sita işle övgüyle bahsetmeleri, 15 Temmuz'un finansörü diye suçladıkları ülkenin temsilcilerini 15 Temmuz anıtının önünde turkuvaz halıda yürütmeleri ya bakın çok önemli şeyler konuşuyoruz aslında. Ama karşımızda öyle bir tıynet yok. Öyle bir ahlak yok. Öyle bir utanma yok. Biz bunu çok dert ediyoruz. Örnekler veriyoruz. Geçmişten tweetler buluyoruz. Haberler buluyoruz. Fotoğraflar buluyoruz. Manşetler buluyoruz. Peki buna ne diyeceksiniz diyoruz? Umurlarında bile değil. O kadar gevşekler, o kadar fleksibel bir karakterleri var ki hiçbir şekilde yapışmıyor. Teflon tava gibiler sevgili izleyenler. Gerçekten İsviçreli bilim insanları şunların suratını örnek alıp dünyanın en yapışmaz tavasını geliştirebilir. Normal bir insan kahrolur, insan içine çıkamaz. Ama gördüğünüz gibi en tepeden en aşağıya kadar o kadar kolay kıvırıyorlar ki cevap verme ihtiyacı bile duymuyorlar sevgili izleyenler. Bir açıklama biz bunu tabanımıza nasıl izah ederiz? Biz bunu insanlara nasıl açıklarız? Şimdi buna nasıl bir gerekçe üreteceğiz? Nasıl bir mahana bulacağız? Diye bir dertleri yok. O kadar rahatlar ki. O kadar rahat bir şekilde bunu yapıyorlar ki biz çok dert ediyoruz. Ki dert etmekte de haklıyız. Çünkü bahsettiğimiz insanlar mahalle kahvesinde okey oynarken yapmıyorlar bunu ülkeyi yönetiyorlar. Milli serveti, ülkenin bütçesini, insanların vergilerini har vurup harman savuruyorlar, çarçur ediyorlar. O yüzden biz dert etmekle haklıyız. Çok abarttığımızı düşünmeyin. Normal insan takılır böyle şeylere. Şimdi şu tweet'i birlikte okuyalım sevgili izleyenler. Dünyanın en iğrenç mizah dergisi ya da mizah yaptığını zanneden foseptik bir dergi. Diyorlar ki kaybettiği tek bir savaş yok. 15 Temmuz'un finansörünü ayağına kadar getirtip 10 milyar dolar yatırım yaptıran adama Recep Tayyip Erdoğan denir. Misvak dergisinin paylaşımı bu sevgili izleyenler. Şu anda 15 Temmuz'un finansörü dedikleri adamı ayaklarına getirtmişler. 10 milyar dolar yatırım yaptırtıyorlarmış ve bunu da 15 Temmuz anıtının önünde Turkuvas halının üstünde yürüterek poz veriyorlar. Peki o gece ölen insanlar? o gece katledilen insanlar anılarının üstünde tepindiğiniz, kanlarının, tabutlarının, mezarlarının üstünde tepindiğiniz insanlar, sizin önceden bildiğiniz, ama sırf Allah'ın lütfuna dönüşsün diye engel olmadığınız 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle mahvolan hayatlar onlar ne olacak 10 milyar dolara sattınız değil mi ahlaksızlar haysiyetsizler karaktersizler ve bunu büyük bir meziyet gibi paylaşıyorlar gibisi fazla bunu bir meziyet olarak görüyorlar bunu siyasi bir kabiliyet olarak görüyorlar bunu ustalık olarak görüyorlar sevgili izleyenler lanet olsun yazıklar olsun Allah bin belanızı versin 10 milyar dolar ne kadar büyük para değil mi? Az yeseydiniz, yemiyeydiniz, hırsızlık yapmayaydınız, yolsuzluk yapmayaydınız, rezanın önüne yatmayaydınız, memleketin her şeyini satmayaydınız da Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek 10 milyar dolar için yerlerde paspas olmayaydınız. Onursuzlar. Bakın bir örnek daha sevgili izleyenler. Anadolu Ajansı'nın bir grafiği bunun için özel bir tasarım yapmışlar. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin danışmanı Dahlan hakkında kırmızı bülten talebi varmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Bu adam dün önceki gün Ankara'daydı. Krallar gibi geldi gibisi fazla. Bayağı kral olarak geldiler ve ağırlandılar sevgili izleyenler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Evet, kırmızı bülten talebinde bulunmuş. Bu arada Interpol'ün sözcüsü açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'den gelen 800 kırmızı bülten talebini uygunsuz bulduğumuz için reddettik. 800 sevgili izleyenler bakın hadi 8 olur, 80 olur ama 800 bu kadar sapma olmaz. Bu kadar büyük yanlışlık olmaz. Bu kadar büyük sapmayı, bu kadar büyük yanlışlığı ancak bilerek yapabilirler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında işbirliği için mutabakat zaptına imza atılmış sevgili izleyenler. Yani 10 milyar dolar gelecek ve dolar düşecek. Türkiye'nin ekonomisi düzelecek diye bir beklentileri mi var? Diğer ihtimalde şu. Dün söylemiştim size sormuştum. Aynı ihtimali bir daha söyleyeyim. Birkaç yerde gördüm. Hatta böyle saygın ekonomistlerin, saygın analistlerin iddiaları bunlar, analizleri bunlar diyorlar ki, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek 10 milyar dolar için doları bu kadar yükselttiler. Bilerek yaptılar bunu. Faizi bilerek aşağı çektiler. Tamamen mantıksızca bir hareket olmasına rağmen dolar yükseldi, 13.5'a geldi. Sonra 10 milyar dolar toplu halde geldiği zaman ne olacak? Milli servet. Ülkenin varı yoğu neyi varsa artık çok daha ucuza birilerine satılabilmiş olacak. Böyle bir iddia var. Interpol demişken bu haberi de mutlaka konuşmamız gerekiyor sevgili izleyenler. Interpol başkanlığına Birleşik Arap Emirliklerinden Ahmet Nasır El Raisi seçilmiş. Ve bu şahıs hakkında uluslararası anlamda bakın uluslararası anlamda iki ayrı suç duyurusu varmış. Ne? İşkence. Bu şahsın işkenceci olduğuna dair uluslararası diyorum. Özellikle uluslararası diyorum. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının bana işkence yapıldı diye suç duyurusuna bulunma şansı yok. Öyle bir ihtimal yok. Bu suç duyuruları birisi Türkiye'de yapılmış birisi İngiltere'de yapılmış sevgili izleyenler. İngiltere'de bu suç duyurusunu yapan insan bir akademisyen, bir araştırma görevlisi. Bir araştırma için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor bilimsel bir çalışma için. Ajan diye tutuklanıyor ve işkence görüyor. Ve sonrasında içinde şu an Interpol Başkanlığına seçilen bu şahıs da olmak üzere bir grup emniyet görevlisi hakkında işkence dolayısıyla suç duyurusunda bulunuyor. Şimdi hakkında böyle iddialar bulunan bu şahıs Interpol'ün başkanı oldu. Peki nasıl oldu? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri kesenin ağzını açmış ve Interpol'e farklı farklı zamanlarda bayağı büyük milyon dolarlar destek vermiş, bağış yapmış. Tabii 45, 60, 100 böyle bol keseden gördüğünüz gibi parası olan konuşuyor. Ya da parayı veren düdüğü çalıyor. Şimdi böyle bir Interpol teşkilatından da bilmiyorum ne bekleyebiliriz. Direkt Süleyman Soylu'yu Interpol başkanı yapsalar ancak bu kadar olur yani. Bu arada sövdükleri, saydıkları, en arlafları ettikleri, yerin dibine soktukları, 15 Temmuz darbesinin finansörü olmakla suçladıkları Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek 10 milyar dolar için yerlerde turkuvas paspas olan AKP'liler bir tarafta dursun. Diğer tarafta ülkenin içinde bulunduğu durumu protesto eden, buna itiraz eden Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları polis tarafından dövüldü. Biber gazı sıkıldı bu vatandaşlara. Plastik mermi sıkıldı ve birçoğu gözaltına alındı. Sadece bu haberde gördüğümüz en az 55 kişinin Kadıköy'de gözaltına alındığını görüyoruz. Ki bu sayı çok daha fazla. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları kendi ülkelerinin içinde bulunduğu duruma dair itirazlarını demokratik yollarla son derece normal anayasal haklarıyla dile getiremiyorlar. Normal vatandaşlar nasıl un alırız, nasıl şeker alırız, nasıl yağ alırız, nasıl benzine yeniden zam gelmeden gider de depoyu doldururuz derdine düşmüşken fırıncılar nasıl un alacağız da bir hafta sonra, on gün sonra ekmek üreteceğiz, insanlara ekmek satabileceğiz diye bunun derdine düşmüşken normal vatandaşlar normal insanlar ülkenin zengin vatandaşlarının da dertleri var. Onların da dertlerini küçümsemeyelim. Şöyle bir iddia var sevgili izleyenler. Ali Ağaoğlu'nun 10 milyonlarca belki de 100 milyonlarca ne kadar alabiliyorsa dolar yüklü özel uçağının Türk Silahlı Kuvvetlerinin F16'larınca zorla indirildiği, yurt dışına kaçmaya çalışan Ali Ağaoğlu'nun yurt dışına dolar yüklü özel uçağını kaçırmaya çalışırken Türk Silahlı Kuvvetlerinin F16 zorla indirildiği ve İstanbul'a döndürüldüğü iddiası var. Cümleyi kurmaya çalışırken yoruldum resmen. Zenginin malı Zürdün çenesini yoruyormuş. Şunu çok iyi biliyoruz. Bizden çok daha hızlı koku alabilirler. Bizden çok daha hızlı bir şekilde gidişatın ne yöne olduğunu fark edip ona göre e, araba değiştirebilirler, söyledikleri türküyü değiştirebilirler, duruş ayarlayabilirler. Onların başında da Ali Ağaoğlu'nun geldiğini çok rahat söyleyebiliriz. Böyle bir iddia sevgili izleyenler. Sansasyonel bir iddia farkındayım. Teyit etmek mümkün değil Türkiye'nin şartlarında. Belki Sedat Peker bazı belgeler açıklar. Yoksa devletten, hani devletin kurumlarından buna dair resmi bir bilgi almamız mümkün değil de. Belki hani bir mafya babası falan çıkar açıklama yaparsa ondan daha net bilgi alabiliriz. Bu arada Genco Erkal Cumhurbaşkanlığı hakaret gerekçesiyle bugün mahkemeye çıktı sevgili izleyenler. Genco Erkal 83 yaşında bir sanatçı, bir duayen. Genco Erkal'ın attığı tweetleri gördüm. Baktım. Gerçekten hakaret var mı diye şöyle bir baktım. Genco Erkal tanıdığımız, gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla hakaret etmeden düşüncelerini anlatabilecek kadar usta bir sanatçı, kelimelere hakim, iyi cümle kurabilen bir insan. 83 yaşında ama zihni son derece güçlü bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ben tweetlerine baktım. Gerçekten hakaret yok. Sadece Erdoğan'ın diplomasını görmek istemiş. Demiş ki şu diplomayı bir görelim ve bu hakaret kabul edilmiş sevgili izleyenler. Ve Diğer taraftan hatırlayın Erdoğan'ın biz bu şehre ihanet ettik. Değil mi? Biz bu İstanbul'a ihanet ettik. Biz Ayder Yaylası'na kötülük yaptık. Laflarını hatırlıyorsunuz değil mi? Ha işte o lafları ön plana çıkarmış. Erdoğan'ın çevreyle olan problemlerini, doğayla olan problemlerini dile getirmiş. Ve kesinlikle sevgili izleyenler hakaret ifadesi yok. Ama kime ne anlatıyorsunuz? Şöyle diyor Genco Erkal. Hiç üzgün değilim. Düzeni eleştirme fırsatı bulduğum için mutluyum. Ben okuyunca çok mutlu oldum. Şu cümleyi okuyunca çok mutlu oldum sevgili izleyenler. Neden üzgün olsun ki? Gerçekten utanılacak bir suç mu işlemiş? Ortada bir suç mu var? Yok. Son derece medeni bir şekilde, son derece normal bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı eleştirmiş. Hatta ortada eleştiri bile yok. Cumhurbaşkanı'nın diplomasını görmeyi istiyor. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir Cumhurbaşkanının diplomasını insanlar bu kadar merak etmediler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir Cumhurbaşkanı diplomasını gizlemedi. Birisi hariç. E dolayısıyla da bu soruyu sormak hepimizin en doğal hakkı. Ha bu soruyu sorduğunuz zaman hakaret kabul ediliyor. Niye alınganlık gösteriyorlarsa? Metroda kadınlara ekmek bıçağıyla saldıran, kadınları tehdit eden şu herifi gördünüz değil mi videoyu? Ya kim nasıl bir insan yanında kocaman bıçakla gezer? Metroda o bıçakla ne işin var, ne planlıyorsun, nasıl bir hayalin var, nasıl bir dünyan var? 20'den fazla suç kaydına rağmen elini kolunu sallayarak gezen bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz kendisini savunmuş. Kadını maskesini doğru takması için uyardım, biraz sert çıkış yapmış olabilirim. Lan mal, video kaydı var. Olay tam tersi bir şekilde gelişiyor. Sığır. Maske takmayan sensin, beyinsiz. Ve maske takman için seni uyaran o kadınlar... Ve senin yanında o bıçak ne geziyor? 20'den fazla suç kaydı var. Adam yaralama var, uyuşturucu kullanma var, uyuşturucu ticareti var. Aklınıza gelebilecek bütün suçları işlemiş. Ve hala özgür. Hala özgür. Tweet atmamış. Cumhurbaşkanını eleştirmemiş. Ve özgür bir şekilde suç işlemeye devam ediyor. Sonra polis gitmiş onu bulmuş. Videosunu görmüşsünüzdür. Böyle bayağı montunu giymiş, maskesini takmış. Evde hazır bir şekilde bekliyor gözaltına alınmak için. Tabi videoyu izleyenler ya bu kurgu gibi dediler. Belki siz de o videoyu gördünüz. Ya bu kurgu gibi dediniz. Yani kurgu olduğunu ben düşünmüyorum. Şayet kendisini böyle plastik kelepçeyle ters kelepçelemiş olsa ve kafasını böyle duvara yaslamış olsa o zaman kurgu diyebilirdik. Ama bu biraz abartılı bir yorum kurgu için. Türk polisi gitmiş yakalamış. Hatta bıçağı da böyle gazeteye sarılı bir şekilde mutfak tezgahının üstünde bulmuşlar yani. Ve bu saldırgan neyse ki neyse ki şu an tutuklanmış sevgili izleyenler. En azından bir tanesi şu an cezaevinde. Peki diğerlerini ne yapacağız? Diğerleriyle bu ülkenin savunmasız insanları nasıl mücadele edecekler? Kendilerini nasıl koruyacaklar? İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasını okuyalım sevgili izleyenler. Kadın cinayetleri konusunda şu cümleyi kurmuş. Bu yılı sayı olarak geçen yılın üstünde kapatacağımız anlaşılıyor. Neyin sayısı bu? Neyin istatistiği? Kadın cinayetlerinde sayı veriyorlar. Aynı şeyi Aile Bakanı da yapıyor. Ve diyor ki Avrupa ortalamasında Dünya ortalamasına göre fena değiliz. İnsanlar katlediliyor ya, insanlar öldürülüyor ve bunu bir istatistik olarak açıklıyorlar. Ki bu kadınların, katledilen kadınların birçoğu defalarca polise gitmiş, defalarca yardım istemiş. Nasıl koruyacaklar kendilerini? Ülkenin güvenliğinden sorumlu yani katledilen, zarar gören, şiddete maruz kalan her kadının güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanı çıkıyor bu yılı sayı olarak geçen yılın üstünde kapatacağımız anlaşılıyor diyor. Hesap makinesi almışlar, sayı hesaplıyorlar. Geçen yıl şu kadardı, bu yıl bu kadar. Türkmen Beyi, Devlet Bahçeli çok önemli bir cümle kurmuş sevgili izleyenler. Diyor ki: "Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Varoluş, yok oluş noktasına kitlenmiştir." Yani sorunumuz ekonomi değil, çok daha büyük. Ne? Varoluş, yokoluş. yok oluş. Şimdi gerçekten savretmeye çalışıyorum sevgili izleyenler. Sadece 3 gün önce, 5 gün önce, 1 hafta önce. Cihan devletiydiniz. Dünya lideriydiniz. Aleme nizam veriyordunuz. Dış güçlerin alnını karıştırıyordunuz. Alayının ensesine şaplığa yapıştırıyordunuz. Bütün dünya korkudan titriyordu. Aya çıkıyordunuz. Sonra bir anda varoluş yok oluş noktasına nasıl geldik? Nasıl geldik? Bakın aynı konuşmanın içinde hem bunu diyor, varoluş yok oluş, beka meselesi. Yıkılabiliriz. Ülkemiz aman Allah'ım her şey yok olabilir. Aynı konuşmanın içinde bu arada da işte aleme nizam vermeye devam ediyoruz. Herkes ayağını denk alsın. Biz var ya biz. Manyaklık bu ya. Gerçekten manyaklık. Yani dünya lideriyiz. Aleme nizam veriyoruz deyince coşan kalabalıklar aynı bu cümleyi okuyup varoluş yok oluş noktasındayız. Allah'ını seven defansa gelsin diyorlar. Ya insan bir yerde aklını kullanır bir dakika ya. Bu bu kafamın içinde bir ağırlık var. Bu kafanın içindeki bu ağırlık işe yarıyor olmalı yoksa boş yere burada durmaz bu. Yani bunu bir kullanayım der. Aynı Devlet Bahçeli diyor ki biz döviz kuyruğuyla kurulmadık. Bu yolla da devrilmeyeceğiz. Finans oligarşisinin çürük azı dişlerini teker teker söker sahiplerinin avucuna bırakmayı da hamdolsun biliriz. Madem bu kadar güçlüsünüz, Madem neyin ne olduğunu bu kadar iyi biliyorsunuz. Madem size kurulan kumpası biliyorsunuz. E bozun o zaman. Bu duruma düşmeyin o zaman ya. Yani enerjimizi, nefesimizi böyle şeylere israf etmemeliyiz. Bunu kendime söylüyorum öncelikle. Kendime söylüyorum. Size de tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi bu lafları işte çıkar telefonun göster diyen sokaktaki dayı söylemiyor işte. Bu lafları Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderine, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının kaderine etki eden bir şahsiyet söylüyor. İşin kötü yanı bu yani. Ve bir Türkiye klasiği sevgili izleyenler. TÜGVA verilerini sızdırma suçlamasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Şimdi TÜGVA'nın verilerinin içinde suç var mı yok mu? Var. Fişleme var mı yok mu? Var. Torpil var mı yok mu? Var kadrolaşma, insanların hakkını yeme, her şey var bu suçlara dair. Hiçbir soruşturma, araştırma hiçbir şey yok ama verileri sızdıran kişi tutuklanıyor. Demek ki veriler doğru. Tamam. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Ve daha fazla konuşmaya gerek yok. Yani veriler doğru mu, yanlış mı? Bunlarda suç var mı? Bu nasıl bir skandal? Hadi bunu böyle bir şey yok. İşte Türkiye bu yüzden bu durumda diyeceğim aslında sebeple sonuç iç içe geçmiş durumda. Türkiye böyle bir ülke olduğu için böyle şeyler yapılıyor ama böyle şeyler yapıldığı için Türkiye böyle bir ülke. Yani inception yaşıyoruz resmen. Kör düğüm olmuş durumda. İpin hangi ucundan çekersek kör düğümü çözeceğiz. Aklımıza mukayet olalım yani hep beraber. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük de bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 20'de bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın. Aklınıza, <laughs> sabrınıza, umudunuza mukayyet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.